Saatler 13'ü gösteriyor. ATV ekranlarında gün ortasına hoş geldiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO zirvesinin 3. ve son günü de tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun ardından düzenlediği basın toplantısında birbirinden önemli mesajlar verdi. Terörle mücadele başlığı ana gündem maddesiydi. Batı'ya teröre verdikleri destek üzerinden yüklendi. PKK ile ilişki kabul edilemez dedi. NATO müttefiklerine terörle mücadele için dayanışma çağrısı yaptı. Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail konusundaysa NATO'ya adeta res çekti. DAEŞ'le göğüs göğüse çarpışan ve bu örgütü bozguna uğratan tek NATO ülkesi. Terörizmle mücadelede müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz. NATO üyelerine çağrısı açık, Batı'ya olan mesajı ihsan etti. Bazı müttefiklerimizin, bilhassa terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, YPG ile kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir. İttifakın birliğine ve bütünlüğüne zarar veren bu hatalı politikalardan vazgeçilmesi çağrımı burada tekrarlıyorum. NATO zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun ardından düzenlediği basın toplantısında konuştu. NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik yardımı ve eğitim desteği girişimini onayladık. Ukrayna'ya çok yıllı mali destek sağlanmasını ve Kiev'e NATO kıdemli temsilcisi atanmasını kararlaştırdık. İsrail konusundaysa NATO'ya adeta res çekti. Küresel vicdanın Filistinli sivilleri hedef alan saldırıların durdurulması için sokaklara döküldüğü mevcut ortamda İsrail'e askeri desteğin sürdürülmesi kabul edilemez. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir. Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zirve sırasında ABD Başkanı Biden'la olan temasları da soruldu. Gündemde Türkiye'nin F-16 alım talebi vardı. Sayın Biden'la tekrar konuştum. Bakalım eğer denildiği gibi olursa 3-4 hafta içerisinde ben bu problemi çözeceğim dedi. Suriye ile ilişkilerde yeni bir dönemin kapıda olduğunu da söyledi Cumhurbaşkanı. Sayın Esed'e ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım çağrımı 2 hafta önce yaptım ve bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı aşmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz. Ve iç siyasette muhalefetin gündemi. CHP'de liyakatsiz atamalara bir tepki de AK Partili Hamza Dağ'dan geldi. Özgür Özel'in uyarısına rağmen CHP'li belediyelerde eş dost atamalarının devam ettiğini belirten Dağ, belediye başkanları Özel'e gülüp geçiyor dedi. Bu tartışmaların gölgesinde CHP'nin Ankara Etimesgut Belediyesi'nin aldığı bir kararda çok konuşuldu. Üç aylık süreçte resmen kayırmacılık rekoru kırdılar. Belediyelerini eş, dost, akraba atamalarıyla tıka basa doldurdular. CHP'li belediyelerde yaşanan liyakatsiz atamalarla ilgili güncel tabloyu paylaştı. En çok da Esenyurt örneği üzerinden Özgür Özel'e ve parti yönetimine yüklendi. Sayın Özgür Özel, belediyelerdeki eş, dost, akraba atamalarını usulsüzlükleri görmezden gelmektedir. Esenyurt Belediye Başkanı, kayınbiraderini Mali İşler Müdürü, kardeşini Koruma, kuzenini Özel Kalem, yeğenini ve oğullarını ise danışman yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'li belediyelerde başlayan eş, dost, akrabaya kadro dönemiyle ilgili böyle konuştu. Özel'in başkanlarına sözünü geçiremediğini savundu. Buradan bir kez daha söylüyorum. Eş dost kayırmacılığı CHP'nin yapacağı bir iş değildir. Kayınbiraderim var, burada çalışıyor ve çalışacak. Kendisini dinleyen ve ciddiye alan olmadı. Akraba dostu belediye başkanları Özgür Özel'in bu açıklamalarına gülüp geçiyorlar. CHP'de tepki çeken bir atama haberi de Eyüp Sultan Belediyesi'nden geldi. Başörtülü İsmek bölge sorumlularına hakaret ettiği iddiasıyla 9 yıla kadar hapsi istenen eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, Eyüp Sultan Belediye Başkan Yardımcısı oldu. Duyduğumuz cümlelere biz inanamadık. Başörtülerinizle de zor olmuyor mu? Bunu birkaç defa tekrar etti. Açıklamanız olmayacak. Şişli'nin sosyal medya platformunda yaptığı güncelleme sayesinde ortaya çıkan o atama kararı tepki çekti. Erdal Beşikçioğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Tepkilerin odağındaki bir başka adres de Ankara Etimesgut Belediyesi oldu. Erdal Beşikçioğlu tasarruf tedbirlerini gerekçe göstererek 15 Temmuz'da anma etkinliği yapmama kararı aldı. ...15 Temmuz için bütçeyi bahane eden belediyenin 2 Temmuz'da Zumba Festivali düzenlemesi ise Etimesgut sakinleri tarafından tepkiyle karşılandı. Emeklilerin Temmuz'da alacakları enflasyon zammı netleşti. En düşük emekli aylığına ilişkin ise yeni bir düzenleme bekleniyor. Hal böyle olunca bankalar da kesenin ağzını açtı. Bazı bankalarda promosyon şartsız 15 bin lirayı buldu. Hatta bu rakamı yükseltmenin yolları da var. Bankanızdan promosyon aldınız mı? Aldım. Ne kadar aldınız? 12,5. 7,5 almıştım ama yani bayağı oldu. Emekli maaşlarına gelen %24,73'lük zam sonrası bankalar bir kez daha promosyon yarışına girdi. Milyonlarca emeklinin alacağı promosyonlar 18 bin lirayı aştı. 18 bin lira. Tabii ki değerlendiririz. 18 bin lira az değil. Bankalar promosyon tutarlarını 10 bin liranın altı 10 bin ile 14.999 lira arası, 15 bin ile 19.999 lira arası ve 20 bin lirayla üstü şeklinde 4 maaş dilimine göre belirliyor. Ödenen promosyon miktarları ise 5 bin lirayla 18 bin lira arasında değişiyor. Bir üst dilime geçen her emekli için promosyon miktarı da artıyor. %25'lik zamla birlikte 10 bin ile 15 bin lira arasında bir dilime geçmiş olacaksınız. Dolayısıyla en az 5 bin lira yerine en az 8 bin lira promosyon almanız gerekiyor. Rekabet içindeki bankalar promosyonda çıtayı yükseltti. Örneğin özel bir banka emekliye bazı şartlar sunarak promosyonu şimdiden 18 bin liranın üzerine çıkardı. Hangi banka? Gidelim hemen. Hemen gitmem lazım. Yaklaşık 16 milyon emeklinin zamlı maaşları önümüzdeki haftadan itibaren hesaplara yatmaya başladığında promosyonların daha da artması bekleniyor. 20 bin liranın üzerine çıkabileceğini düşünüyorum. Emekliler kendi bankalarına ya da başka bankaya müracaat ederek yeni promosyon miktarını alabilecek. Daha önce promosyon almış olmak bu değişikliğe engel değil. Bankasına başvurup cayma hakkını kullanıp daha önce aldığı promosyonun kalan kısmını iade ederek yeni promosyonunu talep edebilir. Kendi bankasına da başvurabilir, başka bankadaki daha yüksek promosyona da başvurabilir. Bekleyin diyorum, yani benim çok bir kaybım olmayacak, yani biraz sürede olsun istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi ve enflasyonla mücadele hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek, en zoru geride kaldı dedi ve enflasyonda kalıcı düşüşün sinyalini verdi. En zoru geride kaldı. Önümüzdeki ay çok büyük ihtimalle enflasyon %60 civarına, bir sonraki ay %50 civarına, bir sonraki ayda elinin belki bir tık altına inebilir. Enflasyonun önümüzdeki süreçte düzenli olarak düşeceğini müjdeledi, yıl sonu hedeflerini açıkladı. Yılı Merkez Bankası'nın hedefi olan 38
civarında kapatmayı ümit ediyoruz. Ama %42'ye kadar da tabii ki bir tolerans, bir bandımız var. Bu program çalışıyor ve bu programı başaracağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iş insanlarına seslendi. Uygulanan yeni ekonomi programının bir yıllık muhasebesini yaptı. Türkiye'nin istikrar ve reform programı ile birlikte risk priminde dramatik bir düşüş yaşanmıştır. Son bir yılda risk primindeki daralma 450 puan civarındadır. Bize benzer ülkelere göre risk priminde muazzam bir iyileşme var. Vergi düzenlemesi de gündemindeydi. Kayıt dışılıkla mücadelede amansız ve amansız bir döneme girmektir. Amacımız vergilendirmemiş bir alan bırakmamak. Amacımız vergide adaleti ve etkinliği sağlamak. Biz bu programın yükünü tabii ki toplumun dar gelirli kesimine asla yüklemeyeceğiz. Bu programın yükü herkes tarafından adil bir şekilde paylaşılmak zorunda. Asıl hedefimiz kalıcı refah artışı diyen Şimşek, büyüme beklentilerini de açıkladı. Verimliliğe dayalı, ihracat odaklı bir büyüme peşindeyiz. Bu sene öngörümüz %4 civarı. Şimşek, Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışın da devam ettiğini söyledi. Net rezervlerdeki düzelme neredeyse 80 milyar dolar civarına ulaştı. Daha önce biz bu türden bir iyileşmeyi 11 yılda sağlamışız. Ama bu iyileşme son bir yılda sağlanan bir iyileşme. Polat çifti için yürütülen soruşturmada savcılık tarafından 40 yıla kadar hapis istenmişti. Hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İşte yasa dışı bahisten gelen paranın adım adım nasıl aklandığı ve nereye kaçırıldığı sorusunun yanıtı. Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamede detaylar ortaya çıktı. Yasa dışı bahis geliri olduğu değerlendirilen işlem hacminin 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 lira, kesilen sahte fatura tutarının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğu belirlendi. 750 bin lira harcıyorum. Net 1 milyon dağıtıyorum hayatım. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede birçok çarpıcı tespite yer verildi. Örgütün yasal sistem içerisinde eritip aklamaya çalıştığı parasal maddi varlığın kaynağının yasa dışı bahis organizasyonu olduğu vurgulandı. Herkes denetleniyor, siz rahat olun. Soruşturma kapsamında Engin Polat'ın yasa dışı yollardan Kıbrıs irtibatı ortaya konuldu. Savcılık Polat'ın gayri resmi yollardan Türkiye'den çıkıp Kıbrıs'a ulaşarak Derkan Başer'le bir araya gelip yasa dışı bahis organizasyonları içinde yer aldığını vurguladı. Hocamın karısıyım. Görüşmek üzere. Savcılık, yasa dışı bahisten elde edilen haksız kazancın paravan şirket hesapları, hesaplarını kullandıran üçüncü kişilere ait hesaplar gibi vasıtalarla MASAK, Merkez Bankası ve adli mercilerce el konulmaması için kripto cüzdanlarına aktarılıp Gürcistan ve Kıbrıs'a kaçırıldığını belirtti. Şu anda deliller poşete dolduruldu. Soruşturmaya dahil edilen 32 kişiye ve 11 şirkete ait hesap hareketleri incelendiğinde yasa dışı bahis geliri olduğu değerlendirilen toplam miktarın 1 milyar 102 milyon 187 bin 595 lira tutarlı olduğu vurgulandı. Engin Bey, bir açıklamanız olacak mı? Vergi suçunun da oluştuğu anlatılan iddianamede rapora göre soruşturmaya konu şirketlerin kullandığı sahte fatura tutarının 489 milyon 309 bin 777 lira olduğu aktarıldı. Sahte fatura düzenlemek amacıyla kurulmuş şirketlere de 46 milyon 103 bin 895 lira ödeme yapıldığı da dikkat çeken bir detay olarak yer aldı. Faturasız şey yapılan şeyler. Ben bu sıra zarfında müşteri bile gönderdim de. Örgütün gerçek bir ticareti yansıtmayan işlemleri sanki varmış gibi göstererek sahte fatura düzenlediği anlatılan iddianamede
Böylelikle yasa dışı bahisten gelen para perdelenmeye çalışıldı. Zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirket kuruldu. Toplumda karşılığı olan güzellik merkezi ve kozmetik sektörü tercih edilerek ulaşılan şöhret bu kapsamda bir aparat olarak kullanıldı cümleleri dikkat çekti. Bu çeşme aktığı sürece hatta kurusa bile benim kalbimdeki aşk sönmeyecek. Kara para aklama iddiasıyla gözaltına alınan ve kamuoyunda yeni Polatgiller olarak adlandırılan sosyal medya fenomeni Nesrin Güngen'le eşi İnanç Güngen'in başrolünde olduğu soruşturmayla ilgili de çift hakkında MASAK raporu hazırlayan vergi müfettişinin de gözaltına alındığı ortaya çıktı. Engin ve Dilan Polat gibi kara para akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Güngen çiftinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Gökçeada açıklarında ava çıkan baba oğul Yunan sahil güvenliğinin hedefi oldu. Tekneleri batırılmak istendi. Üstelik bulundukları nokta uluslararası sulardı. Yunan ekipler tacizin dozunu arttırmakla kalmadı, kasıtlı olarak Özdemir'in teknesine çarptı. Açık denizde ölümle burun buruna gelen ikiliyi Türk sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Bak tekneye vur. Tacizin sınırını bir kez daha aştılar. Yunan botunun saldırısına uğradık. Geldiler tekneyle vurdular. Yunan parkayalı nerede bak? Şu an cihazlarımız çalışmıyor. Yunan sahil botu uluslararası sularda Türk teknesine saldırdı. Evet. Tekneyle vurdu. Yunan botu teknemize kendi tekneleriyle vurdu. Geldiler, hazmedemediler, vurdular. İlker Özdemir oğlu Efe Özdemir'le Kızıl Elma adını verdiği tekneyle Gökçeada açıklarına ağ atmıştı. O esnada uluslararası sularda olmalarına rağmen Yunan sahil güvenliği Türk balıkçı teknesini taciz etmeye başladı. Yunan botu geliyor. Yunan yetişiyorlar. Görüyorsunuz. Para vermeden yaptıkları tacizin son hamlesi ise saldırı oldu. Tekneye vurdu. Yunan botunun saldırısına uğradık. Geldiler tekneye vurdular. 12 metre uzunluğundaki botu, teknenin bir kısmı parçalanmış, balıkçı baba oğulsa yaralanmıştı. Uluslararası sulardayız, kayığı parçaladılar. Görüyorsunuz halimizi. Yunan parçalarına 4 gün uzaktayız. Marvatan'dayız, uluslararası sulardayız. Dakikalarca yaşadıkları şoku atlatamadılar. Geldiler, hazmedemediler, vurdular. Takım çekerken o haldeyiz ve kaçtılar. Maalesef kayığımız darbe aldı, kımıldayamıyoruz. Tekne su almaya başlamıştı ki yardıma sahil güvenlik komutanlığına bağlı 3 bot geldi. Baba oğul tahliye edildi, tekne ise sahil güvenlik botuyla limana çekildi. Koordinatları göster baba. AK Parti'nin başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırladığı düzenlemede sona gelindi. Teklif kapsamında belediyelere hayvanları toplayıp barınakları almaları için 2 yıllık süre tanınacak, görevini yerine getirmeyen belediye başkanlarına ise hapis cezası gibi ağır yaptırımlar uygulanacak. Son noktayı koymak üzereyiz. MYK'mızı da sunduk, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Sokak köpekleri sorununun çözümüne ilişkin yasa teklifinde sona gelindi. Teklifte caydırıcı cezalar öne çıkıyor. Her taraf köpek dolu. Çok fazla çoğaldılar. Bir şekilde de bir önlem alınmasını istiyorum. Başıboş köpek sorunu ile ilgili yasa teklifinde son viraja girildi. Kanun teklifi kapsamında belediyelere hayvanları sokaklardan toplayıp barınaklar almaları için 2 yıl süre tanınacak. Görevini yerine getirmeyen belediye başkanlarına 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gibi ağır yaptırımlar uygulanacak. Belediye meclis üyeleri de bu sorumluluğa dahil olacak. Görevini yerine getirsin o zaman çünkü biz seçiyoruz onları. İyi işler yapsınlar diye seçiyoruz. Hazırlanan kanun teklifinde belediyelerin sorumluluk alanı genişletiliyor. Teklife görevini yerine getirmeyen başkanlara yaptırımlar da eklendi. Belediyeler kendi sınırları içindeki sokaklardan topladıkları başıboş hayvanları başka bir belediyenin sınırına ya da kırsalda bir alana bırakamayacak. Bunu yapanlara ise hayvan başına ceza kesilecek. Suçun tekrarı durumunda ceza artacak ve
belediye başkanları seçilme yeterliliğini dahi kaybedebilecek. Belediyeler barınak ve diğer bakım masrafları için bütçelerinden %5 oranında pay ayırmak zorunda olacak. Çile Mahallesi sakini olarak yıllardır burada başıboş köpek çok fazla. Uyuz da var. Ne yapacağız, ne yapabiliriz? AK Parti Meclis Grubu'nda imzaya açılan teklife göre uyutmaya belediyelerde oluşturulacak kurul karar verecek. Veteriner Hizmetleri Kanunumuzun 9. maddesi var. Hali hazırda şu anda bu kanun yürürlükte. Kuduz riski taşıyan, rehabilite edilemeyecek şekilde azgınlaşmış ve barınaklarda da diğer hayvanlara zarar veren, bu hastalık riski noktasında barınakta kalma imkanı kalmayan hayvanların ötenazi yoluyla hayatlarına son vermeyi emrediyor. Hayvanları sahiplenip sokağa bırakanlara uygulanan 5000 liralık ceza da 50 bin liraya çıkarılacak. Tabii ısıran hayvanlar da var yani, bunları da engel olsunlar. Yasa teklifinin muhalefetin de görüşleri alındıktan sonra en kısa zamanda meclise sunulması bekleniyor. İstanbul Servis Aracı Esnaf Odası'nın zam talebi velileri iyice köşeye sıkıştırdı. Okul servis ücretleri için %40 zam talep edildi. Son sözü UKOME söyleyecek ama aileler bu oranı haliyle çok yüksek buluyor ve cep yakan özel okul ücretlerinden sonra ikinci bir darbe olarak görüyorlar. Bir artış mutlaka olacak. Bizim beklentimiz %40 civarlarında. Cep yakan özel okul ücretleri velileri çıkmaza sokmuştu. Onlar için ikinci sarsıntı yolda. O da kara kara düşündüren servis ücretleri ve %40 zam söylentisi. %40 uygundur bence. Tabii ki çok pahalı. Ocak ayında okul servis ücretlerine %28 zam gelmiş, en kısa mesafe ücreti 1650 liraya çıkarılmıştı. UKOME henüz bir rakam açıklamadı. Ancak servis aracı işletmecileri esnaf odasının talebi gerçekleşirse aileler hayli zorlanacak. Diyelim ki eviniz okula 1 ila 3 kilometre uzaklıktaki mesafede, şu an servis ücretinin fiyatı 1650 lira. Ancak %40 oranında bir zam gelirse bu fiyat 2310 lira olacak. Biz en son zam aldığımızda akaryakıt 40 liraydı. Bugün 45 lira. Bunun yanında motorlu taşıtlar vergimiz, işte diğer devletle ilgili harçlarımız %58 oranında arttırılmış durumda. Bu kaskomuz, sigortamız, bunlarda %25-30 oranında artışlar var. 3-5 çocuklu aileler var gerçekten. Yaşayan bilir. Fazla derim ben ya. Bir aile için yüksek olabilir ama genel olarak giderlerimiz artmış durumda. Diyelim ki eviniz okula 23 ila 25 kilometre uzaklıkta. Şu anki servis ücreti ise 3896 lira. Ancak %40 oranında zam yapılırsa bu fiyat 5500 lira olacak. Biz şimdi %40 oranında bir artış talep ediyoruz Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden. Artışa karar verecek olan Ulaşım Koordinasyon Merkezi. Çıkamıyoruz işin içinden. Neden? Giderlerimiz çok fazla. Bilhassa aracın bakımları ile alakalı giderler çok daha fazla artıyor. %40 da çok az. Yeterli değil bence. %30, %40 büyük bir zam. Aileler için bayağı zor bir durum olacak diye düşünüyorum. Okul servis ücretlerinde son sözü UKOME kararı söyleyecek. Onlar zaten geliyorlar, benim meslektaşlarımla, araçlarıyla birlikte sözleşme yapıyorlar. Bu tarifenin üstüne de tabii belli bedeller koyuyorlar. İşte orada özel okul para kazanıyor. Belki bizim meslektaşlarımızın bir karı yok. Buna tüketici mahkemelerine şikayet edilebiliyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne şikayet edilebiliyor. 22 yaşındaki Alican Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yazılım mühendisliği okuyordu. Fazla kiloları nedeniyle Mersin'deki özel bir hastaneye başvurdu. Genç adam mide balonu operasyonunda hayatını kaybetti. Yürüyerek geldiği hastaneden cansız bedeni çıkarılan Gül'ün acılı ailesi hastanenin ihmali olduğunu savunuyor. Zayıflama uğruna girdiği ameliyat sonu oldu. 22 yaşındaki genç operasyon masasından kalkamadı. Sağ salim girdiği hastaneden cenazesi çıktı. Oğlum çok büyük bir ihmal sonucu bildiğiniz cinayete kurban gitti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yazılım mühendisliği okuyan Alican Gül'ü ölüme götüren olay, Mersin'de özel bir hastanede mide balonu taktırmak için ameliyata girmesiyle yaşandı. Oğlumun operasyon yapıldığı odada oksijen tüpü yok, sonradan geldiği kamera görüntülerinde var, kalp ritim cihazı yok, sonradan geldiği kamera görüntülerinde var.
İddia o ki gerekli önlemlerin alınmadığı ameliyat sırasında fenalaşan Ali Can Gül yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberle yıkılan baba oğlunun ölümüyle ilgili ihmal olduğunu savundu. Hastane ve doktor hakkında ortaya çarpıcı iddialar attı. Doktor oğlumun ölüm nedenini değiştirmeye çalışıyor. Yani bu nasıl bir vicdan, bu nasıl bir insanlık? Yani hastanenin hemen hemen hepsi bu olaya görgü tanıklığı da yapıyor, yardım ve yataklık da yapıyor. Özel hastaneden ve doktordan şikayetçi olan Hasan Gül'ün şimdi tek bir isteği var. Oğluma bunu yapanların hepsi adalet önünde hesap verecekler. Adalet bekliyorum. Bursa'da yaşayan Solmaz ailesi 4. çocuklarını 4 Temmuz günü kucaklarına almıştı. Bebekte sarılık tespit edilince çocuk hastanesine sevkine karar verildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeğin birdenbire kalbi durdu. Evlat acısı yaşayan aile ihmal iddiasıyla hastaneden şikayetçi oldu. Orası yoğun bakım ya. Şu an yoğun bakım şeyi şu an başlamış oluyor. Tamam mı? Korkmayın, bir şey yok. Bebeğin gayet sağlıklı olduğunu söyledi. Aradan 24 saat geçmeden bebeğimin öldüğünü belirttiler. Dünyaya gözlerini açalı daha 2 gün olmuştu ki sarılık teşhisi koyulan bebek hayatını kaybetti. Çocuklarını kaybeden aile ihmal iddiasıyla hastaneden şikayetçi oldu. Kesinlikle ihmal olduğunu düşünüyorum çünkü biz yoğun bakım 2 ünitesine gittiğimizde bebeğimizin yüzü komple mosmordu. Bursa'da yaşayan Solmaz ailesi 4. çocuklarını 4 Temmuz günü kucaklarına almıştı. Topuk kanı sonucunda bebekte sarılık tespit edilince çocuk hastanesine sevkine karar verildi. Araç gibi gelir bak kırıldı. Tamam. Siz oraya gelecekse siz zaten bir gelecekler. Oradaki çocukla doktoruyla konuştum. Bana bebeğin gayet sağlıklı olduğunu söyledi. Sadece sarılık için tedavisine başlanacağını söyledi. Çocuk yoğun bakımda kalan bebeklerini hastanede bırakan aile eve döndü. Çok geçmedi baba Orhan Solmaz'ın telefonu çaldı. Acilen hastanede olmam gerektiğini söylediler. Hastaneye gittiğimde bebeğimin öldüğünü belirttiler. Ölüm nedenini onlar da bilmiyor. Biz geldiğimizde diyor bebeğin kalbi durmuştu diyor. Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. Bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek. Bebeği kucağımıza aldık. Bebeğin kokusunu içimize çektik. Bebek gayet sağlıklıydı. Melek oldu gitti. Kesinlikle davacıyım. Korkmayın, bir şey yok. Kavurucu sıcakların ardından yurdun büyük bölümünde yağış vardı. Bazı bölgelerde sağanak sele neden oldu. Dolunun vurduğu bölgelerde ise tarım arazileri maalesef zarar gördü. Yollar tamamen kapalı. Bu ne Allah aşkına? Ya buz parçaları düşüyor, buz. Mahvetmiş her yeri, yol diye bir şey kalmamış. Önce dolu, ardından sağanak. Dereler taştı, caddeler göle döndü, araçlar suya gömüldü. Allah Allah. Ya ben görmedim, dikkat etmedim ya. Ya kapatmamışlar bak, burayı biz kapattık. Abi ya. Telefon düştü. Kavurucu sıcakların ardından yurdun büyük bölümünde yağış vardı. Bazı bölgelerde sağanak sele sebep oldu. Sel bastı. Kaldı hemşerim burada. Bu ne şey ya? Niğde'de evini su basan yaşlı çifti belediye ekipleri kurtardı. Yozgat'ta da şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. İsmail gidiyor mu? Makine su altında. Bugün 350 milyar bu makine. Lokallarda aşınca su buraya bastı. Sorgun ilçesinde sele sebep olan yağış büyük zarara yol açtı. Dere yatağlarına yakın bütün ne ağaç koymuş, ne zepse koymuş, ne meyve koymuş. Tunceli ve Sivas'ta ise yağan dolu ekili arazilere zarar verdi. Gelen Allah'tan geldi. Yapacak bir şey yok. Köyümüzün ekinlerinin son halleri. Kocaeli ve Bursa'da da şiddetli yağış nedeniyle caddeler göle döndü. Evet, İnegöl'de son durum. Şifrenizi güncelleyin. Bu mesajı banka uygulamalarından belli aralıklarla alıyoruz. Ancak bu kez durum farklı. Zira siber hırsızlar 10 milyar veriyi çalıp internette satışa çıkardı.
Dolandırıcıların hedefi olmak istemeyenlerin yapması gereken e-posta adresinden sosyal medya hesaplarına kadar tüm şifrelerini güncellemek. Uzmanların uyarıları bundan ibaret değil. Dark Web denilen bir platform var, kapalı bir platform var. Aklınıza gelecek bütün veriler şu an zaten satışta sunuluyor. 10 milyar veri internetin karanlık alemine sızdı. Tarihin en büyük veri hırsızlığı ortaya çıktı. Veriler dolandırıcıların eline düştü. O 10 milyar bilgi ve şifre sızdıktan sonra neler oluyor? Siz kendi bilgisayarınızı kullandığınızı zannederken siber korsanlar çoktan sizin bilgisayarınızın içine sızmış oluyor. Ve içinde gizli bir göz gibi tüm verilerinizi inceliyor. İşte bu bilgilerin içinde kişisel verilerinizden banka bilgilerinize, e-devlet verilerinizden özel fotoğraflarınıza kadar bütün bilgiler yer alıyor. Sosyal medya uygulamaları gizlilik politikalarını zaten açıklıyorlar. Sizin biz şu verilerinizi koruyoruz, bu bilgilerinizi paylaşmayız diye zaten yazıyor. Bu tuzaklardan korunmanın basit ve etkili yolları da var. Kaynağı bilinmeyen hiçbir linke, bağlantıya tıklanılmaması gerekiyor. Çünkü bu artık SMS ile kimlik algılığı neticesinde sahte hesaplara yönlendiriliyor. Siz linki tıkladığınız zaman kimlik algı saldırısıyla banka bilgilerinizi girdikten sonra zaten direkt bütün bankalarınız iptal, bütün bankadaki paralarınız çekilmiş oluyor. İkinci olarak da bankadan aradıklarını söyleyip size bazı bilgiler istiyor. Böyle durumda benim en büyük tavsiyem, eğer banka aradıysa bankadan arandığına dair kendilerine bir mesaj gönderilmesini istemesidir. Mobil bankacılığın dolandırıcılar tarafından ele geçirilmesini önlemek için mobil ödemenin kapalı olması ilk şart. İnternet bankacılığınız açıksa da yaptığınız her alışverişten sonra internet bankacılığını kapatmanız size her zaman yardımcınız olacaktır. Çünkü hiçbir şekilde çekim vesaire olmayacak. Kötü tuzağa düşmeden önce alınabilecek basit bir önlem daha var. O da güçlü ve karmaşık bir şifre. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D veya ad, soyad, işte telefon numaranın son iki hanesi gibi şifreler tabii ki de sizin çok kolay bir şekilde hesabınızın ele geçirilmesine neden olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden sık sık yaptığı gaflarla gündemde. Yine onlardan biri yaşandı. Yer NATO zirvesiydi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi kürsüye davet ederken yanlışlıkla Putin'in ismini söyledi. Hatta yardımcısına da Trump diye hitap etti. Böyle olunca konu yine sağlık durumuna geldi. ABD başkanlığı seçiminden çekilip çekilmeyeceği soruldu. Bakın ne cevap verdi. Yine çok zorlandı. Zelenski'ye, Kamala Harris'e, Trump dedi, yarıştan da çekilmeyeceğini söyledi. Başkanlık yarışında en yetkin aday benim. NATO Liderler Zirvesi'nde gözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın üzerindeydi. Biden ilk gafını Ukrayna liderini kürsüye çağırırken yaptı. Hanımlar beyler, karşınızda Başkan Putin. Hatasını fark etti. Alkışları böldü. O Putin'i yenecek biri. Putin'i yenmeye fazla odaklandım. Başkan Zelenski'den bahsediyorum. Ben Putin'den daha iyi. Kesinlikle öylesin. Ardından Biden için kritik toplantı başladı. Trump'la münazarasından bu yana ilk kez soruları yanıtladı. Hedefinde rakibi vardı. Trump başkan olabilmek için yeterli biri değil. Demokrat senatörlerin adaylığı bırak çıkışlarını değerlendirdi. Başladığım işi bitirmek için bana şans verilmeli. Trump seçilirse herkes için felaket olur. Saatler önce olanlar hatırlatıldı. Biden böyle toparlamaya çalıştı. Zelenski hakkında konuşurken yanlışlıkla Putin demiş olabilirim. Ama yine de uzun zamandır katıldığım en başarılı konferansın bu olduğunu düşünüyorum. Sonra isimler yine karıştı. Uygun olmasaydı başkan yardımcım Trump'ı hiç seçmezdim. Sağlık durumu hakkında da konuştu. 3 önemli test yaptırdım. İyi durumda olduğumu söylediler. Siz Trump'a kendi testlerini sorun. Ne yaparsam yapayım insanları tatmin edemiyorum. Başka test isterlerse yaptırırım. Mr. President. Gün ortasına dünyadan haber turuyla devam edelim. Kimyasal üretilen fabrikada önce patlama yaşandı, ardından yangın çıktı. Yoğun duman kilometrelerce uzaktan bile görülecek kadar yayıldı. 180 itfaiyeci alevleri 3 saatte kontrol altına alabildi. Eyaletin son yıllarda yaşadığı en büyük yangında tek teselli kimsenin zarar görmemesi.
Shocking. Two airliners appear to be on a collision course Monday morning. İki uçak birbirine yaklaştı, az kalsın çarpışacaklardı. Amerikalıların yüreğini ağzına getiren olay New York'ta yaşandı. Uçaklarda 150'den fazla yolcu ve mürettebat vardı. Biri iniş yaparken diğerine kalkış izni verilince aralarındaki mesafe 220 metreye kadar indi. Rotaları kesişmese de uçuş güvenliği prosedürleri herkesi endişelendirdi. Olayın tekrarı yaşanmasın diye kapsamlı soruşturma sürüyor. They were actually a mile apart. Raketa yok mu? Vona adına. Gide gide. İki kafadar balık tutarken önce sesi fark etti. Ardından Rus seyir füzeleri su yüzeyine çok yakın bir şekilde peş peşe yanlarından geçti. İngiltere yarı finalde Hollanda'yı son dakika golüyle devirmeyi başardı. Ancak gerginlik çok öncesinden başladı. Kupaya renk kattıkları söylenen grup İngiliz taraftarları bir mekanda sıkıştırdı. Sandalyeli masalı saldırı kameralara böyle yansıdı. Hollanda Euro 2024'ten olayla ayrıldı. Fillerin tek isteği ormanı bölen yolu aşıp doğal ortamlarına geri dönmekti. Ancak çevredekilerden bazıları saldırganlığı seçti. Ürken fillerden biri kalabalığa doğru koşmaya başladı. Yeşilliğe kaçmaya çalışan biri onca ağırlığın altında kaldı. Showing a group eating outside at a restaurant in Williamsburg. Motosikletli gaspçılar New York'ta da ortaya çıktı. Hedeflerinde kafe ve restoranların dış masalarında oturanlar vardı. Polis şimdi pahalı saat ve telefon avcılarının peşinde. Sürat teknesi kontrolden çıktı, içinde kimse olmadan dönüp durmaya başladı. Neyse ki çevreden biri cesaretiyle hareket halindeki tekneye atladı ve kimseye zarar gelmeden durdurmayı başardı. Yavru ayıların merakı az kalsın onları canından edecekti. Ufaklıklar ağaç sandıkları direğin yüksek gerilim hattı olduğunun farkında değildi. Neyse ki hiçbirine zarar gelmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal'de yetim çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla Afrika'nın sembolü baobab ağaçlarının kilden heykelini yaptılar. Bakan Göktaş atölyede çocuklarla Fransızca sohbet etti. Oo, qu'est-ce que c'est beau ce que tu fais? Yazın gelmesiyle bunaltan sıcakları yaşıyoruz. Buna bir de nem eklenince nefes almak bile güçleşiyor. Uzmanlardan uyarı var. Özellikle bazı kronik hastalara. Peki önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? Ayrıntılar geliyor. Çok bunaldık. Ya, inanılmaz bir nem hakim. Zor. Yani uyumak zor oluyor. Geceleri falan uyuyamıyoruz yani, artık balkonda falan uyumaya çalışıyorum. İstanbul'da nem oranı %98'lere kadar çıktı. Nefes almak neredeyse imkansız hale geldi. İstanbullular için uykular haram oldu. Yüksek nem hissedilen sıcaklığı artıracaktır. Yani işte %80'lere ulaşan bir nemde 30 derecelik hava sıcaklığı varsa 40 dereceler civarında bir sıcaklığı hissedecektir. Çok rahatsız ediyorum. Sabaha da uyumuyorum. Akşamdan uyumuyorum. Hocam nefes alamıyorum. Kendimi çok yorgun hissediyorum diyor. Çünkü o normal sıcaklığın daha da fazla hissetmesine ve nefes darlığının daha da artmasına neden oluyor. Sıcaklık var, bunaltıcı sıcaklık var, delirten sıcaklıklar var. İşte tam da o noktada devreye nem giriyor. Biz 30 derecelik havayı 35-40 hissedebiliyoruz ve bu oran ciddi anlamda artmış durumda. Peki daha da artacak mı? Peki ne gibi riskleri var? İşte sorular, işte cevaplar. Özellikle kalp hastalarında, özellikle akciğer hastalarında, özellikle kronik hastalığı olanlarda bu sıkıntı daha da fazla olmaya başladı. Nefes alabiliyor musunuz nemden? Hayır. Ne yapacaksınız? Bilmiyorum. İşin bir de psikolojik yönü var. Sinirlilik, öfkelenme, tahammülsüzlük, uyku sorunları görülebilir. Bazı depresyonların sıcakla beraber, nemle beraber birleşerek tetiklendiğini biliyoruz. Özellikle yaz depresyonlarında.
mümkün mertebe kapalı ortamda kalın. Yani mecbur kalmadıkça bu sıcak havalara dışarı çıkmayın. Ama çıkmak zorunda kalıyorsanız da lütfen ya sabahın erken saati ya da akşama doğru çıkın. Nem %50 ile 70 arasında değişkenlik gösterecek. Çarşambadan itibaren ise artmaya devam edecek. Yeniden %90'lar seviyesine ulaşacak. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir grup belediye meydanını plaja çevirdi. Şemsiyeler açıldı, havlular serildi, hatta şişme havuzlar suyla dolduruldu. Ancak bu bir eylemdi. Bodrumlular halk plajlarını işgal eden işletmecileri protesto etti. Cennet olur kıyılar, özgür olsa kıyılar. Kıyılarda yer bulamadığımız için artık oturacak, havlumuzu serecek ve her seferinde işletmelerden iteklendiğimiz için biz de bugün gelip havlumuzu buraya serdik. Plaj havluları, şemsiyeler, şişme havuzlar, tatilciler bu kez sahilde değil belediye meydanında güneşlendi. Tepkileri ise sahilleri işgal eden işletmelereydi. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Hasetlenmiş kıyılar. İnanın dostlar, biz deli falan değiliz. Muğla'nın Bodrum ilçesi bir hayli ilginç bir eyleme ev sahipliği yaptı. Kalabalık bir grup plaj havlularını belediye meydanına serip güneşlenmeye başladı. Başkan buraya, başkan buraya. Ellerinde döviz, dillerinde ise sloganlarla tek bir amaçları vardı. Kıyıya ulaşmak istediğimizde işletme sahiplerince sözlü ve fiziki saldırılara maruz kaldık. Eylemci grup kıyılardaki işgaller tamamen kalkıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladı. Daha önce de Bodrum Gümüşlük sahilinde halk plajını şezlong ve şemsiyelerle işgal eden işletmecilere karşı eylem yapılmıştı. Her gün Tuzla ile Maltepe arasındaki kilometrelerce yolu yaya olarak yürüyor, durumuna kimse anlam veremiyordu. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada bile yayılmıştı. Merak edilen olayın altından büyük bir aşk hikayesi çıktı. Böyle yürüyormuş. Bu yürüyüşlerde yorulmuyor mu? Yok. Peki yürüyüşünün sebebi ne? Spor mu? Burası iyi geliyor bana. Sana iyi geliyor. Yaz kış demeden İstanbul'da Tuzla Maltepe arasındaki kilometrelerce yolu yıllarca yürüdü. Söyleyecek bir şey yok. Ne diyeceğim? Yürüyoruz işte. Sen de yürü. Sen niye yürü? O anlarda çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlanınca kimliği ve neden yürüdüğü merak konusu oldu. Adı Selami Selman. Yaşı 50. Onu yollara düşürense dramatik bir aşk hikayesi. Bizi bizden alıp yabancı eden, şu uzayıp giden yollar utansın. Anne Medine Salman, oğlunun yıllar önce bir kıza sevdalandığını ancak kavuşamadığını söyledi. Öncesi çok neşeli bir çocuğdu. Ben bunu bir kız sevmiştim, nişanladım. Nişanlı yaptım, 9 sene nişanlılı durdu. Ondan sonra tam düğün şeyini hazırlarken, eşyasını Allah edek derken nişan bozuldu. Kız tarafı vermedi. Bozulduktan sonra bu da psikoloji bozuldu bunun. Kendini oraya buraya vurdu. Daha evlenmem dedi. Çok ciddi manada yürüyüşler yapıyor. Ha, böyle yürüyormuş. Bu yürüyüşlerde yorulmuyor mu? Yok. Peki yürüyüşünün sebebi ne? Spor mu? Buraya iyi geliyor bana. Susamıyor musun yolla yürürken? He? Susamıyor musun? Veriyorlar su. Veriyorlar mı? Ha, arabadan veriyorlar. Salman, oğlunun tedavi edilmesi için yardım istedi. Öteki çocuklarım gibi sağlıklı olmasını istiyorum. Ama gücüm yok. Gücüm yetmiyor. Beyim olalı 33 sene oldu. Bu sağlıklı olsa demek ki dolanmaz. Tedavi edilmesini istiyorum. Allah rızası için. İsyan eder oldum şansa. Şimdi kısa bir ara, devam edeceğiz. ATV ekranlarında gün ortası devam ediyor. Piyasalardaki son duruma bakacağız şimdi sizlerle birlikte. Dolar 32,99 ile yükselişte. Euro 35,92 ile yükselişte. Çeyrek altın 4167 liradan alıcı buluyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 11024. Gün ortasını noktalıyoruz. Mutlu hafta sonları diliyoruz her birinize. Hoşçakalın.